X, Y ve Z bileşikleri ile ilgili bilgiler şöyledir. X, kükür trioksit gazının su buharı ile tepkimesi sonucu oluşur demiş X maddesi için. Y maddesi çamaşır suyu ile etkileşimi sonucu zehirli klor gazı açığa çıkar demiş. Z maddesi de Y bileşiğinin sulu çözeltisi ile etkileşimi sonucu nişadır tuzu oluşur diyor. Buna göre X, Y ve Z bileşiklerinin yaygın adı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi kükürt trioksit yani SO3 gazının su buharı ile tepkimesi sonucunda kükürtlü bir asit olan H2SO4 oluşur. Kezzap burada hno 3tür Zatçığının H2SO4'ün yaygın ismi zatçıdır Dolayısıyla burada zatçığı olabilir. Çamaşır suyu ile etkileşimi sonucu zehirli klor gazı açığa çıkar. Çamaşır suyu sodyum hipoklorit yani NaClO. Çamaşır suyunun tepkime sonucu zehirli klor gazı açığa çıkar diyor. Çamaşır suyunun tuz ruhu yani hidroklorik asitle tepkime sonucunda zehirli klor gazı açığa çıkar. Dolayısıyla çamaşır suyu ile etkileşimi sonucu dediği için buradan Y'nin HCl olduğu sonucuna ulaşabiliriz. HCl yani tuz ruhu diyebiliriz. Y bileşiğinin ki Y bileşiğinin HCl olduğunu bulmuştuk. HCl'nin işte Z ile Y bileşiğinin Z ile etkileşimi sonucu nişadır tuzu oluşur diyor. Nişadır da NH4Cl tuzudur. Ve HCl ile amonyak yani NH3'ün tepkimesi sonucunda oluşur. Yani NH3 burada amonyak, amonyak, amonyak. Yani son cevabı da bu anlamda B şıkkı diyebiliriz. X, Y ve Z atomları ile ilgili bilgiler şöyledir. X bir elektron alarak soygaz elektron dizilimine ulaşmaktadır. Y bulunduğu periyodun en aktif metalidir. Z proton sayısı kendine en yakın soy gazdan iki farklıdır demiş. Buna göre X, Y, Z ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur. A şıkkı X periyodik sistemin 7A grubunda yer alır demiş. Şimdi X bir elektron olarak soy gaz elektron düzenine geçiyormuş. Ve 7A grubu elementleri bir elektron aldığı zaman evet soy gaz elektron düzenine geçer. Ancak aynı zamanda 1A grubunda bulunan hidrojen de bir elektron aldığı zaman helyumun düzenine geçer. Yani soy gaz düzenine geçer. Dolayısıyla... X'in 7A grubunda yer aldığı kesinlikle doğru değildir. Y ile Z arasında iyonik bağlı Y2Z bileşiği oluşur diyor. Y bulunduğu periyodun en aktif metaldir dediğine göre buradan Y'nin direkt 1A grubunda olan bir metal olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Z'ye bakalım. Proton sayısı kendine en yakın soy gazdan 2 farklıdır. Yani 2 fazla veya 2 az demiyor. 2 farklıdır dediğine göre ya 6A grubunda bir ametal, ametal ya da 2A grubunda bir metal olabilir ki iki durumda da en yakın soy gazdan iki farklıdır. E, dolayısıyla Y ile Z arasında evet Y'de bir metal olduğu kesin ama Y ile Z arasında iyonik bağlı bir bileşik olduğu kesin değil. Çünkü Z de bir metal olabilir. E, y de bir metal zaten. E, metal ile metal arasında iyonik bağlı bileşik oluşmaz. Yani bileşik oluşmaz daha doğrusu. Alaşım oluşturulabilir sadece. Dolayısıyla de kesin doğru diyemeyiz. Z'nin değerlik elektron sayısı X'in değerlik elektron sayısından küçüktür demiş. Şimdi Z'nin değerlik elektron sayısı mesela X burada 1A'da hidrojen olduğu durumda Z'nin her türlü daha büyük. Dolayısıyla Z'ninki küçüktür yine kesin doğru diyemeyiz. Hani X mesela 7A grubunda bir element olsaydı evet Z'nin küçük diyebilirdik ama X burada hidrojen olabileceği için X'ninki daha küçük olmuş oluyor. Dolayısıyla C şıkkı kesin doğru değil. Y'nin atom yarıçapı Z'nin atom yarıçapından büyüktür demiş. Şimdi Y'nin atom yarıçapı Z'den büyüktür. Y mesela ikinci periyot elementidir. Burada periyotla ilgili bir sınırlama yok. Z herhangi bir işte üçüncü periyot, dördüncü periyot elementi olabilir. E bu durumda Z'ninki daha büyük olacaktır. Yani Y'nin atom yarıçapının Z'den büyük olduğuna dair bir kesinlik asla yok. Dolayısıyla D de gitti. Y ile X arasında oluşan bileşiğin formülü YX'dir demiş. Şimdi Y zaten 1A grubu elementi bileşiklerinde artı bir değerli olacak. X burada hidrojen de olsa eksi bir veya herhangi bir 7A grubu elementi de olsa eksi bir değerli alacağı için bileşiğin formülü Y, X şeklinde geleceği kesinlikle doğrudur. Dolayısıyla bu anlamda kesin doğru olan E şıkkı diyebiliriz. Suda çözülmüş kalsiyum 2 artı iyon derişimi arttıkça suyun sertliği artar. İçme suyu olarak kullanılan suların sertlik değerlerine göre sınıflandırılmasına ait tablo aşağıda verilmiştir. Diyor ki kalsiyum karbonat miktarı 1 litre suda işte 0 ve 75 mg arasında ise bu yumuşak sudur ve içilebilir. 75 ile 150 arasında ise orta serttir ve içilebilir ve bunun üzerinde ise aslında içilemez olduğunu söylüyor. 150-300 arasında ise sert ve içilemez. 300'ün üzerindesi miligram cinsinden çok sert ve içilemez demiş. Bu tabloyu kullanarak yukarıdaki kaynaklardan hangilerinden elde edilen su içilebilir su sınıfında yer alır demiş. Burada da 400 mililitre, 500 mililitre ve 800 mililitre çözeltilerdeki kalsiyum karbonatın miligram cinsinden karşılığını vermiş. E biz buradan 400 mililitrede bu kadarsa 1 litrede ki 1 litre 1000 mililitredir. Miktarını bulursak hangisinin içilebilir veya içilemez olduğunu tablodan yorumlarız. Şimdi birinci A kaynağı için 400 mililitrede 80 miligram var. 400 ile 80 ise 1000 de ne kadar? Yani 2,5 katı. 80 de 2,5 ile çarparsak. 82 katı 160, yarısı da 40. 160 artı 40'tan 200. 200 miligram. Yani 1 litrede 200 miligram var ki bu 200 miligram 150 ile 300 arasına girer. Yani serttir. Yani içilemez. Yani A kaynağından su içilemez. B ve K kaynağına bakalım. B'de 500 mililitrede 36 miligram var. 36 miligram. O zaman 1000 mililitrede 2 katı yani 72 miligram vardır. 72 miligram varsa 0 ile 75 yani yumuşaktır ve içilebilir. Bu içilebilir. K kaynağı da 800 mililitrede 96 miligram varsa 1000'de ne kadar vardır? Burada işler dışlar çarpımı yapalım. X buradan 96 çarpı 1000 bölü 800. Şöyle 2 sıfır atalım. Sıfırlar şöyle gitsin. 96'yı 8'e bölersek 1 kere 8 8. 16 8 2 kere. Şuradan da bir sıfır gelecek. Yani 120 miligram var. O da 75 ile 150 arasına düşüyor. Yani orta sert ve içilebilir. Dolayısıyla K kaynağından elde edilen su da içilebilir. Dolayısıyla son cevabı B ve K yani E şıkkı diyebiliriz. Eşit kütleli X ve Y elementlerinin tam verimli tepkimesi sonucu elde edilen bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Oluşan bileşik kütlesinin artan element kütlesinin oranı 9'dur. Reaksiyona girmeyen element kütlesi 12 gramdır. Bu bilgilere göre niceliklerinden hangileri hesaplanabilir demiş. Şimdi bize bu tepkimenin tam verimli bir tepkime olduğunu söylüyor. Ve tam verimli tepkime demek reaksiyona giren maddelerden en az birinin tam olarak harcandığı tepkimedir. Ve buradaki ifadeleri de okuyacak olursak diğeri de artmış. Ve bunların başlangıçta eşit kütleli olduğunda bize söylüyor. Şimdi x ve y'den oluşan bir bileşik var. Formülünü bilmiyoruz. Şöyle x, a, y, B olsun. Ve başlangıçta eşit kütleliler ve bu kütleyi de bilmiyoruz. Diyelim ki bu da C gram olsun. Başlangıçta her ikisinden de C gram alınmış. Daha sonra diyor ki reaksiyona girmeyen element kütlesi 12 gramdır. Yani bunlardan birisinin 12 gram eksik kısmı reaksiyona girmiş. Diyelim ki C mesela 100 olsaydı 100 eksi 12'den diyecektim ki işte 88 gramı reaksiyona girmiş. Ama hangisinin arttığını burada bilmiyoruz. Diyelim ki X artsın. Bunu bildiğimizden değil. Mesela X artsın. Y artmış da diyebilirdik. Fark etmez. Şimdi C gram vardı. 12 gramı artmışsa reaksiyona girmemişse demek ki C eksi 12 gramlık kısmı bu tepkime de kullanılmış. X'in mesela bu Y de olabilir dediğim gibi. Bundan artmışsa tam verimli olduğuna göre diğeri tamamen kullanılmış. Diğeri tam olarak C gram kullanılacak. Ve diyor ki oluşan bileşik kütlesinin bu arada oluşan bileşik de bu C eksi 12 gram bu C gram kullanılmışsa oluşan bileşikte 2 C eksi 12 gram oluşmuştur diyebiliriz. Diyor ki oluşan bileşik kütlesinin ki o 2C-12 gram. Artan element kütlesinin oranı. E, artan element 12 gram artmıştır. Reaksiyona girmeyen element 12'dir. Yani 2C-12 bölü 12'nin bize 9 olduğunu söylüyor. Eşittir 9. Buradan bu denklemi çözecek olursak 2C-12 eşittir. 9 çarpı 12 108. Eksi 12 öbür tarafı artı 12 olarak geçti ve 120. C de buradan 60. Demek ki buradan şunu anlıyorum. Başlangıçta ikisi de 60 gram alınmıştı. 60 gram. Bunlardan birisi ki y mi x mi bilmiyoruz. Diyelim ki y tamamı kullanıldı. 60 gram kullanıldı. Bundan 12 gram eksik kullanıldı. Yani 48 gram kullanıldı. Hatta reaksiyon sonucunda da 108 gram ürün oluştu. X'ten de 12 gram arttı. Şimdi bu bilgilere göre hangileri hesaplanabilir? Başlangıçtaki x kütlesi ve y kütlesi zaten hesaplamış olduk. X veya y ikisi de hesaplanabiliyor ve hatta 60. değer de 60. Bu hesaplanabilir. Artan elementin tamamen reaksiyona girmesi için diğer elementten en az kaç gram gerekti? Bakın artan elementin kim olduğunu bilemeyiz ama hangisi artmışsa eğer onun tamamen tükenebilmesi için mesela x artmışsa 12 gram artmış. 48 60 yani 4'te biri 4'te biri 15. Diğer elementten 15 gram gereklidir. x artmışsa buradan Y'den 15 gram gerekli. Y artmışsa X'den 15 gram gerekli. Dolayısıyla artan elementin tamamen reaksiyona girmesi için diğer elementten en az kaç gram gerektiğini ki 15 gram gerekli. E bunu da hesaplayabiliyoruz. Hangi elementin kütlece yüzde kaçının arttığını demiş. Hangi elementin arttığını bilmiyoruz ki. Yani belki X arttı belki Y arttı. Ve bu bilgilerden bunu bulamayız. Dolayısıyla bu hesaplanamaz. Hesaplanabilir olanlar 1 ve 2 yani B şıkkı diyebiliriz. Kütlece %40'lık 90 gram şekerli su çözelsine kütlece %X'lik şekerli su eklendiğinde yukarıdaki grafik elde ediliyor. Buna göre X değeri kaçtır? Şimdi başlangıçtaki çözeltim grafikten de okuyabileceğimiz üzere ki vermiş zaten 90 gramlık bir çözeltim var ve %40'lık. Daha sonra bir çözelti buraya ekleniyor %X derişime sahip kütlece ve çözelti 270 gram oluyor. E demek ki başlangıçta 90 gramım vardı son durumda 270 olduğuna göre... 270 eksi 90'dan 180 gram çözelti eklenmiş diyebilirim. Yani şu yüzde x'lik çözelti 180 gram. E burada şu formülü örneğin kullanabiliriz. Birinci çözeltinin kütlesi çarpı yüzdesi artı ikinci çözeltinin kütlesi çarpı yüzdesi eşittir. Son durumda kütle çarpı yüzde. Şimdi birinci durumdaki kütle zaten 90 yüzde de 40'tı. Artı ikinci durumdaki kütle 180 gram çarpı yüzdesini bilmiyoruz. Onu arıyoruz zaten x. Son durumdaki kütlenin 270 gram olduğunu ve hatta grafikten de son durumdaki kütlece yüzde derişimin 30 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi soruyu daha rahat çözebilmek için her bir ifadeden bir sıfır atalım. Şöyle birer sıfır gitsin. 90 çarpı 4 360 artı 18 x eşittir. 270 ile de 3'ü çarparsak buradan 810 yapar. Şimdi 18x eşittir. 810'dan da 360'ı çıkartırsak 450 yapar. 450'yi de 18'e bölelim. Burada 18'in 2 katı 36, 3 katı 54, 2 katı var. 36, 45'ten 36 çıkarsa 9, 90'da 18'de 5 kere vardır. dolayısıyla buradan x'in %25'lik olduğunu son cevabında aşık olarak bulabiliriz. Bir bileşik ile ilgili bilgiler şöyledir. Bulunduğu kabın üzerinde bulunan risk piktogramı şekildeki gibidir. Ki burada şekle baktığımız zaman tahriş edici bir piktogram verdiğini görebiliriz. Tahriş edici. Ki genellikle asit ve bazlar için kullanılır. Tahriş edici oldukları için yüzeyleri ve cildimizi tahriş edebilecekleri için kuvvetli asit ve bazlar için kullanılır. Bakır metali ile reaksiyonu sonucu bir gaz açığa çıkar diyor. Sodyum hidroksit ile birleşmesiyle oluşan tuzun 1 molünde 2 mol katyon bulunur diyor. Buna göre bu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi bunlar zaten şıklara bakacak olursak haşinoj nitrik asit, potasyum hidroksit kuvvetli baz, sülfürik asit H2S ve CO2 burada işte potasyum hidroksit baz diğerlerinde asit olduğunu söylemiş. Zaten şu bazı sodyum hidrokside birleşmesiyle oluşan tuzdan doğru eleyebiliriz. Çünkü sodyum hidroksit baz olduğu için bazla baz tepkimeye girmez. Tepkime ile tuz oluşturamaz. B şıkkı elendi. Şimdi bakır metaliyle reaksiyonun sonucu bir gaz açığa çıkar. Şimdi bakır yarı soy metaldir ve yarı soy metaller yalnızca kuvvetli oksijenli asitlerle tepkimeye girer. Ki bunlar HNO3 ve H2SO4'tür. Yani dolayısıyla H2S ve CO2'yi burada eleyebiliriz. Çünkü bakır yalnızca bu ikisiyle tepkimeye girer. Tepkimesi sonucunda da burada işte NOx tipi bir gaz açığa çıkar. NO, NO2 gibi burada da SO3 gazı açığa çıkar diyebiliriz. Risk her ikisinde de bulunur. Zaten ikisi de kuvvetli asitlerdir. Dolayısıyla şu 1 ve 2'ye şu A ve C sağlar. Şimdi sodyum hidroksit ile birleşmesiyle oluşan tuzun 1 molünde 2 mol katyon vardır diyor. E baktığımız zaman buradaki 1 molünde 1 mol H artı var. 1 mol NO3 eksi var. Burada ise H2SO4'te 2 tane H artı bir tane SO4 2 eksi olduğu için bunun bir molünde 1 çarpı 2'den katsayı mol oranına göre 2 mol katyon vardır. Dolayısıyla bu anlamda he, oluşan tuzun diyor bu arada pardon. Sodyum hidroksitle H2SO4 arasında bir tuz oluşturursak artı H2SO4 1'e 2 orandan buraya 2 ile çarpmamız gerekir. Dolayısıyla şöyle Na2SO4 tuzu oluşacak. 2 tane de su oluşur. E burada dolayısıyla bunun 1 molüne 1 mol tuz oluşacak ve burada iki tane sodyum olduğu için bu tekrar suda iyonların ayrıştığı zaman iki tane sodyum artı. Dolayısıyla bu 2 mol olur. Dolayısıyla 1 mol ile 2 mol katyon bulunur. H2SO4 burada sağlar. HNO3 burada birebir oluşacaktır. Yani Na işte onun mesela HNO3'ün sodyum hidroksit tepkimesinden nano NO3 sodyum nitrat tuzu oluşur ve burada birebir oranda oluşur diyebiliriz. BH3 ve NH3 bileşikleri için özelliklerinden hangileri ortaktır? Burada da proton sayıları vermiş. BH3 ve NH3'ün yapılarını çizelim isterseniz. Bor hidrojenle şöyle 3 tane kovalent bağ oluşturur. Ve moleküler yapısı da apolardır. Borda oktet boşluğu vardır. Yani son yörüngesini 8'e tamamlamaz. NH3'de ise azot hidrojenle 3 tane kovalent bağ yapar ve iki tane bir tane de ortaklanmamış elektron çifti vardır. Şimdi yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağı bulunması diyor. Moleküller arasında hidrojen bağı bulunabilmesi için bu arada NH3 moleküler yapısı polardır. Öncelikle polar olması ve fon elementlerinden birini içeriyor olması gerekiyor. VH3 ne polar ne de fon elementlerinden birini içeriyor. Dolayısıyla bu ortak bir özellik değil. NH3 ise polardır ve fon elementlerinden azot içerdiği için moleküller arasında hidrojen bağı vardır. Molekül içi bağların polar kovalent olması. İkisinde de kovalent bağ yapıyor. Bu orta bir yarı metal ve hidrojenli kovalent bağ yapar elektron ortaklaşmasıyla. Farklı türler olduğu için polar kovalent bağdır. Azotta hidrojende farklı tür ametaller olduğu için yine polar kovalent bağdır. Dolayısıyla bu ikisindeki kovalent bağlarda polar kovalent bağlık ortaktır. Ortaklanmamış elektron çiftinin bulunmaması. BH3'te bulunmuyor evet ama NH3'te bulunuyor. Dolayısıyla bu bir ortak özellik değil. Ortak olan yalnızca iki yani B şıkkı diyebiliriz.